Yani her zaman e, azlığını duyduğumuz iki tane kadını divana seçmekle çok güzel bir görev yaptınız. Onun için teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarım e, açılışı yaptık. Saygı duruşu ve istiklal marşı bitti. Başkanlık, kongre başkanlık divanı kuruldu. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun var olun. Beni slogansız dinlerseniz çok daha mutlu olacağım. Kongrenin saygıdeğer delegeleri, Sayın Genel Başkanım, değerli misafirlerimiz, diğer siyasal partilerden gelen saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkan Vekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve sevgili yol arkadaşlarım. Güzel bir kongreyi umarım hep birlikte gerçekleştireceğiz. Konuşmasını yaparken Sayın Genel Başkanın kısa ve özlü konuşmasını büyük bir dikkatle dinledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu anlattı. Dünyanın en eski en köklü partilerinden birisi olduğunu söyledi. Kendi özgür iradesiyle siyasal iktidarı seçimle kazanan bir başka siyasal partiye devrettiğini söyledi ve dünyada bir ilk olduğunu da yine ifade etti. Çok sık kullandığımız bir deyim vardır. Cumhuriyet Halk Partisi avukat odalarında kurulan bir siyasal parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadeleden ve mücadelenin özünden doğan ve bugünlere kadar gelen görkemli bir tarihi olan bir siyasal partidir. O açıdan Cumhuriyet Halk Partili olmak aslında bir ayrıcalıktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk taşımaktır. Eğer geçmişin, geçmişin bize bıraktığı mirası gelecek kuşaklara iyi aktaracaksak, güzel aktaracaksak, bir sorumluluk bilinci içinde aktaracaksak sadece geçmişi değil sadece bugün değil geleceği de inşa etmek üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Türkiye'ye hem dünyaya karşı sorumluluğu vardır. Sorunlardan söz edildim. Ben bütün CHP'li kardeşlerime şunu söylemek isterim. Nereye giderseniz gidin. Nerede oturursanız oturun. İster kahvede, ister tarlada, ister caddede, ister sokakta, ister lokantada, nerede olursanız olun sorunlardan söz ettiğinizde çözümünden de söz edeceksiniz. Bir daha söylüyorum. Sorunlardan söz ettiğinizde çözümlerden de söz edeceksiniz. Şunun için söylüyorum. Şu eleştiriyi hep bize yaparlar. Şu CHP var ya CHP. E ne olmuş CHP'ye? Efendim CHP hep eleştirir, hiç çözüm söylemez. Hayır. Söylüyorum. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Bir daha söylüyorum. Nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı, en tutarlı çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimse. Hiç kimse şunu söyleyemez. Efendim sorun var ama nasıl çözüleceğini bize söylemediniz. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Sorumluluk üstlenen bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Sorunu dile getireceksiniz, arkasından çözümü de dile getireceksiniz. İster makro, ister mikro. Fark etmiyor. Sokağın da sorunu olabilir, kentin de sorunu olabilir. Türkiye'nin de sorunu olabilir, Orta Doğu'da da sorunu olabilir. Sorun derken dar bir çerçeve içinde sorunu tanımlamıyorum. Daha geniş bir perspektifle sorunu tanımlıyoruz. Şunu unutmayın. Türkiye'nin bugün beş temel sorunu vardır. Her yerde bunları söyleyecek. Beş temel sorunu vardır. Bu beş temel sorunu yıllardır dile getiriyoruz. Birinci sorunumuz demokrasi. Türkiye'nin demokrasi sorunu vardır. Ve en temel sorunlardan birisidir. İkinci sorunumuz eğitim. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisidir eğitim. Eğitim bir topluma sınıf atlatır. Bir aileye sınıf atlatır. Bir bireye sınıf atlatır. Okuma yazma bilmeyen birisiyle bir üniversite mezunu yan yana getirdiğinizde eğitimli ile eğitimsiz arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. O nedenle eğitim bugün bizim temel sorun alanlarımızdan birisidir. Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Ağır bedeller ödeyen bir sürecin içindeyiz şu anda. En ağır bedelleri ödüyoruz. Dış politikaya biraz sonra daha ayrıntılı değineceğim. Toplumsal barış sorunumuz var. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseyi ama hiç kimseyi, kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz hiç kimseyi Türkiye bugün derin bir kriz yaşıyorsa ekonomide sosyal alanda derin bir kriz yaşıyorsa siyasetini din eksenli yapması inanç eksenli yapması etnik kimlik eksenli yapması ve yaşam tarzı eksenli eksenliğiyle politika yapmasıdır. Bütün bu alanları düşündüğümüzde bize düşen görev yani CHP'lilere düşen görev yani Cumhuriyet Halk Partililere düşen görev. Hiç kimseyi inancı dolayısıyla, kimliği dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak, tarihin bize yüklediği bir sorumluluğun gereği olarak bütün vatandaşları 82 milyonu hiçbir ayrım yapmadan inanç, kimlik ve yaşam tarzı dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan 82 milyonu kucaklayacağız. Bizden farklı düşünebilirler. Farklı inançları olabilir, farklı kimlikleri olabilir. Ama aynı bayrağın altında, aynı vatan toprağı içinde yaşıyorsak, aynı havayı teneffüs ediyorsak, herkesin sorununu çözmek ve o insanlara güven vermek zorundayız. Dolayısıyla toplumsal barışı biz sağlarız. Toplumsal barışı biz güçlendiririz. Hiç kimseyi ayırmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden. Ve bir başka önemli temel sorunumuz var. Ekonomi. Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. Finans krizinden çıktık, reel sektör krizine başladık. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. 7 milyonu aşkın. Üniversite bitiren on binlerce çocuğumuz işsiz. Buna da geleceğim ekonomi konusuna da. Dolayısıyla bütün bunları düşünüyoruz. Beş temel sorunumuz var. Bir yere yazacaksınız. Cebinize koyacaksınız. Türkiye'nin sorunu mu? Beş temel sorunumuz var. Rahatlıkla bir, iki, üç, dört, beş diyeceksiniz. Size soracaklar. Güzel anlattın kardeşim. Sorunu da anlatın. Biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Hangi stratejiyle çözebiliriz? Dört ayaklı bir stratejiden oturup söz edeceksiniz. Onu da cebinizin öbür tarafına koyacaksınız. Ceketinizin cebinin öbür tarafına koyacaksınız. Birinci sorun neydi? Demokrasiydi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir. Türkiye büyüyecekse, Türkiye'de dünyada söz sahibi olacaksa, Türkiye'de barış ve kardeşlik olacaksa, Türkiye'de herkes düşüncelerini özgürce ifade edecekse bunun yolu demokrasidir. Başka bir yolu yoktur bunun. Ve demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Demokrasi aynı zamanda bütün yetkilerin bir kişiye verilmemesi demektir. Örnek verelim çoğu yerde aynı örneği vereyim size. Çanakkale savaşlarını düşün. Çanakkale destanını düşün. Bütün yedi düvelin gelip Çanakkale boğazını geçmek için verdiği mücadeleyi düşünün. Yedi düvel Çanakkale'yi geçemedi. Yedi düvel. Her karış toprağında şehit kanımız var. Her karış toprağında. Cumhuriyetin ön sözü Çanakkale Savaşlarında yazılmıştır. Peki nasıl oldu da aynı yedi düvel, aynı yedi düvel, Çanakkale'den tek kurşun atmadan geldi ve İstanbul'u işgal etti. diçin tek adam rejimi vardı, bir kişinin imzası vardı ve bir kişi dedi ki, bırakın düşman donanması gelsin ve İstanbul'a uğrasın, İstanbul'u işgalesin dedi. Tek adam rejiminin bir ülkeye getirdiği felaketi bundan daha iyi bir örnekle anlatamazsınız. Bir kişi çıkıyor, bırakın diyor gelsinler, geliyor ve İstanbul yani payitaht işgal ediliyor. Demek ki demokrasilerde güçlerin ayrımı vardır, güçler dengesi vardır. Yasama, yargı, yürütme daha çağdaş demokrasilerde medyada dördüncü bir güç olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda demokrasilerde kadın erkek eşitliği vardır. Demokrasilerde yargı bağımsızlığı vardır. Adalet tecelli eder. En yoksulundan en zenginle bir haksızlıkta karşı karşıya kaldığında vatandaş bu ülkenin mahkemeleri var gider adaleti orada sağlarım diyor. Demelidir. Demek ki demokrasi hiç kimsenin vazgeçmeyeceği bir kavramdır. Bugün demokrasinin büyük ölçüde askıya alındığını biliyoruz. Düşüncesini ifade edenlerin üniversitelerden atıldığını görüyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerle toplumun baskılandığını görüyoruz. Tarihimize yüklediği görev çözümün birinci adresi demokrasidir. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Kim olursa olsun Bizim gibi düşünmeyen insanlar için de demokrasiyi getireceğiz. Bizim gibi düşünmeyen insanlar da düşüncelerini özgürce ifade edecekler. Demokrasiyi sağladınız yetiyor mu? Hayır. Türkiye'nin üretmesi lazım. Üreten Türkiye kavramı Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Üreteceğiz. Bir ülke üretirse güçlü olur. Bir ülke üretir ve ihracat yaparsa dünyada saygınlığı artar. Üretim demek sadece fabrikada üretmek demek değildir. Sadece tarlada üretmek demek değildir. Sadece hizmet sektöründe üretmek demek değildir. Üretmek hayatın her alanda üretmektir. Üniversitede bilgi üreteceksiniz. İnsanlar dünyayı, kainatı sorgulayacaklar. Çocuklarımıza eğitim verirken Onların eğitimin üretim endeksi olmasının altını özenle çizeceksiniz. Yeni buluşlar, yeni icatlar, üretim olur? Akıl üretecek, insan üretecek, merakımızı gidereceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin üretmesi lazım. İşsizlik sorunumuz var. Ne diyorlar işsizlik sorununa? Her işveren bir işçi istihdam ederse işsiz affedersiniz. Her işi işveren bir iş, işçi işsizi işe alırsa efendim biz işsizlik sorununu çözermişiz. Bir akıl tutulması yaşıyoruz. Akıl tutulması. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. 10 yıldır söylüyorlar bunların hiçbirisi olmuyor. İşsizliğin önlenmesinin yolu üretmekten geçiyor. Fabrika üretirse İstihdam yaratır. Tarlada üretirseniz istihdam yaratır. Üniversitede üretirseniz istihdam yaratır. Hizmet sektöründe üretirseniz istihdam yaratır. Edebiyatta üretirseniz istihdam yaratır. Bütün bunların tamamı bilimde, edebiyatta, sinemada, hayatın her alanda üretirseniz Türkiye'yi güçlü kılarsınız. Hiçbir CHP'li kardeşim unutmasın. Bir ülkenin dünyada saygınlığını belirleyen, dünyada gücünü belirleyen iki şey vardır. Bir silahlı kuvvetlerdir. Gücünüz oradan kaynaklanır. İki yumuşak güç dediğimiz sanattan, kültürden kaynaklanır. Eğer sizin çektiğiniz filmler dünyanın bütün sinemalarında gösteriliyorsa sizin bir saygınlığınız var demektir. Sizin yazarlarınızın yazdığı bir roman, bir şiir dünyanın bütün ülkelerinde yayınlanıyor ve okunuyorsa sizin bir gücünüz var demektir. Buna da yumuşak güç diyoruz. Barış dönemlerinin en önemli gücü ülkelerin yumuşak gücüdür. Dolayısıyla üretmek her alanda üretmek demektir. İş i̇stihdamı sağlamak, işsizliği önlemek için fabrikalar kuracaksınız. Fabrikaları satmayacaksınız. Fabrikalar kuracaksınız. Ve fabrikaları kurarken yurt genelinde dengeli kuracaksınız. Anadolu'nun içini boşaltıp bütün insanları İstanbul'a taşırsanız yaşanamayan bir kenti oluşturursunuz. Van'daki kardeşimiz fabrika istiyor. Elazığ'daki kardeşimiz fabrika istiyor. Diyarbakır'daki Hakkari'deki kardeşimiz fabrika istiyor. Çankırı'da, Çorum'da, Yozgat'taki, Kastamonu'daki kardeşimiz fabrika istiyor. Neden fabrika yok diyor. Neden istihdam alanı yaratmıyorsunuz diyor. O kardeşlerime söylüyorum. 17 yıl oy verdiniz geldi sizin fabrikalarınızı bile sattı. Demek ki sizin de uyanma zamanınız geldi. Sizin de hayatı sorgulama zamanınız geldi. Biz ne diyoruz? Her yerde üreteceğiz. Her yerde. Her yerde fabrika kuracağız. Her yerde yapacağız bunu. İşsizlik belasını çözeceğiz. Toplumsal barıştan söz ettim. Toplumsal barışı dinamitleyen temel unsurlardan birisi işsizliktir. Çünkü işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir insan gelip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde kendisini yakıyorsa çaresizliğindendir. Hatay'da valinin önünde kendisini yakıyorsa çaresizliğindendir. Peki bize düşen görev nedir? Halka umut olmaktır. Çaresizliği değil, umudu besleyeceğiz. Bu sorunların tamamı çözülebilir. Tamamı çözülebilir. İşsizlik sorunu da çözülebilir. Maliye politikanızı, planlamanızı, sanayi politikanızı, bütçe politikanızı, vergi politikanızı istihdam üzerine inşa ederseniz bütün bunları çözebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki 100 işçiden fazla çalıştıran fabrikalarda vergi indirimi yapacağım. Daha buna benzer pek çok uygulamayı yapabilirsiniz. Hayata geçirebilirsiniz. Kısa dönemli değil, uzun dönemli, kararlı ve tutaklı, tutarlı politikalarla yola devam etmek zorundayız. Demokrasiyi güçlendirdik, güzel. Ürettik o da çok güzel. Ama komşusu açken tok yatacak mıyız? En temel sorulardan birisidir bu. En temel sorulardan birisidir üreteceğiz. Arkasından bir cümle dahamız, Bir cümlemiz daha var. Hakça bölüşeceğiz. Yani güçlü bir devlet kuracağız. Sosyal devlet kuracağız. Demek ki stratejimizin üçüncü ayağı demokrasi üreten Türkiye güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Diskin genel kurulundaydım. İşçilere sitemim oldu. 2008'de reform yaptılar sözde. Sosyal güvenlik reformu yaptılar sözde. Bugün günümüzde EYT'liler var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hiç merak ettiler mi acaba işçi kardeşlerim? Bunlar neden emeklilikte yaşa takılıyorlardı diye. Ya? Prim ödeme gün sayısı dolunca işi dahi olsa işinden ayrılıyor. Bir daha söylüyorum. Prim ödeme gün sayısı dolunca işi olsa dahi işinden ayrılmak zorunda. Neden? Çünkü emekliyi doluncaya kadar çalışsa yani yaşı da doldursa daha fazla prim ödeyecek. Daha uzun süre çalışacak. Kadere bakın daha az emekli aile alacak. Dünyada böyle bir paradoksu gördünüz mü? Kaç işçi bunun farkında? Kaç sendika bunun farkında? Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmıyorlar. Güzel. Her şeyi söylüyorsunuz. Güzel. Bunların hakkını niye savunmuyorsunuz? O yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünde Cumhuriyet Halk Partisi grubu protesto edip genel kurul salonu terk etmişti. Biz isterdik ki bütün sendikalar aynı şekilde bizim duyarlılığımızı göstersinler. Ne zaman öğrendiler? Başlarına gelince. Vay nasıl olur? Öyle şey mi olur? Hem daha fazla prim ödeyeceğim, hem daha fazla çalışacağım ama daha az emekli aile alacağım. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı bu? Ve bunu da reform diye geniş kitlelere sattılar. O açıdan sosyal devlet önemlidir. CHP'lerden de sitemim var. Yani kendi yoldaşlarımdan da sitemim var. Aile sigortasını söyledik. Aile sigortasını yere göğe anlatın dedik. Yeteri kadar anlatamadık. Yeteri kadar anlatamadık. Ne demek aile sigortası? Aile sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinin 9. sigorta dalıdır. Ne zaman kabul edilmiş? 1974 yılında. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ne diye kabul edilmiş? 9 sigorta dalını hayata geçireceğiz diye. 8 sigorta dalı hayatta. Çalışıyor. İşsizlik sigortası, analık sigortası, mahallük sigortası, iş kazası, meslek hastalığı diye 8 sigorta dalı var. 9. sigorta dalı yok, aile sigortası. Biz seslendiriyoruz. Aile sigortasının önemi ne zaman ortaya çıktı? İşsizlikle çıktı bir. Emeklilikte yaşa takılanlarla çıktı iki. İki önemli alan aile sigortasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. İşsiz kaldınız. Yaşınız 20, yaşınız 30, yaşınız 40, yaşınız 50 fark etmiyor. İşsiz kaldınız. En fazla bir yıl işsizlik sigortasından prim alıyorsunuz. Bir yıl en fazla. Sonra hiçbir geliriniz yok. Hiçbir geliriniz yok. İşte aile sigortası orada devreye giriyor. Ya yeri iş buluncaya kadar veya emekliye kadar o ailenin sosyal güvenliğini sağlıyor. O aileye belli bir gelir güvencesi veriyor. Emeklikte yaşa takılanlar. Orada da aynı tablo var. 60 yaşındasınız. Patron dedi ki kusura bakma. Senin işine son vereceğim. Daha gençler var. Bir de üniversiteyi bitirmişler. Sen de lise mezunusun. Seni bırakıyorum, üniversite mezununu alıyorum. 60 yaşında. Hadi bir yıl sigortadan para aldınız işsizlik sigortasından. 4 yılı nasıl geçindir geçireceksiniz? Gidiyorsunuz patrona, diyor ki sen yaşlısın arkadaş. Olmaz. Gidiyorsun devlete emekli et. Sen daha gençsin, dur bakalım, daha 65'i doldurmadın diyor. Ne olacak? Kim bakacak o aileye? Aile sigortası. Bunu bütün CHP'lilerin, özellikle annelerin ve kadınların her gittikleri yerde ve her ortamda anlatmaları lazım. Anayasanın bir kuralı vardır. Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır der. Lütuf değildir sosyal güvenlik. Haktır bir, hak. Çalışmak nasıl haksa sosyal güvenlikte, de, sosyal devlette de vatandaşın hakkıdır. Sosyal devlet iddiasında bulunan bir devlet vatandaşını aç ve açıkta bırakmaz. Önümüze konan tablo ne? Önümüze konan tablo şu. Yoksulluk var. Binlerce kişi değil. On binlerce kişi çöp konteynerlarından geçiniyor. On binlerce kişi pazar atıklarından geçiniyor. Aile sigortası olsa böyle bir felaket olur mu? Olmaz. Güvencesi olacak. Çocukların güvencesi olacak. Onlar da her sabah süt içecek. Onlar da güzel bir kahvaltı yapacak. Onlar da karnı tok okula gidecek. Baba diyecek ki işim yok ama sosyal devlet bana ve aileme bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Asgari gelir güvencesini veriyor diyecek. Şimdi yapılan ne? Lütuf olarak veriyorlar. Bakan sana yardım yapıyorum, seçimde de bana oy vereceksin. Bu insan onuruyla bağdaşmayan bir sorudur. İnsan onuruyla bağdaşmıyor. Biz bunu yok etmek istiyoruz. Bize oy versin veya vermesin. Oy versin veya vermesin. Nerede bir aç, nerede bir yoksul varsa ona sosyal devlet el uzatmalı ve onun yoksulluğunu afişe etmeden, afişe etmeden yapmalı. Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim. Bütün bölgelerinizde bulunduğunuz yerlerde bir yoksulluk envanteri yapın. Hangi aileler yoksun? Muhtarlarla işbirliği yapın. Dolayısıyla o yoksul ailelere yardım yaparken Onları televizyonlara çıkarmak, onları gazetecilerin önüne çıkarmak, onlara yardım yapıyor. Bak ben yardım yapıyorum demek kadar ayıp bir şey yoktur. Biz bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bütün bunların sürdürülebilir olması lazım. Çünkü demokrasi sürekli gelişiyor. Üretim alanları, üretim sahaları sürekli değişiyor. Sosyal devlet anlayışı sürekli değişiyor. Daha mükemmel hale gidiyor. Bunları sağlayacak olan devlette liyakattır. Yani sürdürülebilirliğin ana omurgasını devlette liyakat oluşturur. İşi ehline teslim etmek yani. İşi ehline teslim ettiğiniz zaman siyasetçi en rahat dönemini yaşar. En rahat dönemini. Yandaşı getireyim, bunu vereyim ona bu yetkiyi. Dediğiniz andan itibaren bu iş biter arkadaşlar. Yapamazsınız. İşi eline teslim etmektir. Türkiye gerçeği tablosundan söz edeyim. Bakın beş sorun söyledik. Dört tane stratejik çözüm ayağı söyledik. Bütün çözümler bu dört ayağın içindedir. Her birisini tek tek gittiğiniz mahalleye göre, gittiğiniz ile göre, gittiğiniz bölgeye göre, hatta Türkiye genelinde örnekleyebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Türkiye gerçeği tablosu. Bakın değerli arkadaşlarım. Aylık geliri, aylık geliri, 673 liranın altında olan kişi sayısı, 673 liradan bahsediyorum. 6 bin liradan değil, 5 bin liradan değil, bin liradan değil, 900 liradan da değil. 673 liranın altında geliri olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum ben size. 21. yüzyılın Türkiye'sinden ve 17 yıldır, 18. yıla girdi kesintisiz tek başına bir ülkeyi yöneten iktidarın yaptıklarından söz ediyorum. Ayda bin liranın altında dul ve yetim aile alan 847.643 kişi. Asgari ücretin yarısı. Asgari ücretin yarısı ve onun altında aylık alanların sayısı 2 milyon 136 bin kişi. Asgari ücrette de değil. Onun yarısının altında ve en fazla yarısı kadar aylık alanlar. Aylık geliri iki bin liranın altında olan emekli sayısı 6 milyon 850 bin 513 kişi. 2019'un ilk 9 ayında Elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784 kişi. Bu hanelerde düşünün çocukları. Annenin yaşadığı dramı düşünün. Babanın yaşadığı dramı düşünün. Herkes elini vicdanına koyup bu tabloyu sorgula sorgulamalıdır. Elini vicdanına koyup bu tabloyu sorgulamalıdır. Yine 2000 19'un ilk 9 ayında doğalgaz faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen 710.364 tane var. Millet kömür yakmaya başladı yeniden. Doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Bütün bunlar nedir? Türkiye'nin üretim sürecinden koparılması, Türkiye'nin kaynaklarının verimsiz kullanılması, Alınan kaynakların başka alanlarda toplumun yararına olmaksızın rant amaçlı kullanılması ve bütün tasarrufların büyük ölçüde faizlere gitmesi. Faiz deyince bütün CHP'lerin bu rakamları ezberlemesini isterim. Bütün CHP'lerin. Görevinizdir bakın. Göreviniz faize karşı olduğunu söylüyor değil mi bu iktidar? 17 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. 17 yıl. Faize karşı diyorlar. Faizcilere karşı izliyorlar. Tefecilere karşı izliyorlar. Tefecilere en büyük hizmeti yapanlar bunlardır. Bir daha söylüyorum. Mahkemeye verecekler belki. Vermezseniz namersiniz. Tefecilere en büyük hizmeti yapan 17 yıldır bunlardır. Bir saniyede ödenen faiz. Bir saniyede 563 dolar faiz ödüyor Türkiye. Yabancılara 563 dolar. Bir dakikada 33.821 dolar faiz ödüyor Türkiye. Bir saatte 2 milyon 29 bin dolar faiz ödüyor Türkiye. Bir saatte. Bir günde ödediği faiz 48 milyon 703 bin dolar faiz ödüyor. Bir ayda ödenen faiz 1 milyar 461 milyon 105 bin dolar. Bir yılda ödenen faiz 17 milyar 533 milyon 270 bin dolar. AK Parti iktidarları döneminde ödenen, yabancılara ödenen toplam faiz 175 milyar 609 milyon dolar. Bakın değerli arkadaşlar. Bir ayda 1 milyar 461 bin dolar faiz ödüyorsunuz. 1 milyar tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerken milletin önüne çıkıp 50 milyon dolar bulamadık. O nedenle biz peşkeş çektik diye. Bunu söyleyenler vatansever değildir. Bunu söyleyenler kendi ülkelerine ihanet edenlerdir. Bu rakamları da her bir arkadaşımızın tek tek ezberlemesi ve anlatması lazım. Bu rakamları biz kendimiz bulmuyoruz. Devletin resmi rakamları. Girersiniz hazineye, Girersiniz Merkez Bankası'na, girersiniz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine bütün ayrıntıları orada görürsünüz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye ikiye ayrılmış vaziyette. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de halkın Türkiye'si var. Sarayın Türkiye'si ile halkın Türkiye'si arasında siyahla beyaz kadar fark var. Burada lüks, burada israf, burada şatafat ve burada bir saray sosyetesi. Burada da yoksulluk, fakirlik, işsizlik, bir sürü dertle boğuşan bir vatandaş kitlesi. Biz saray sosyetesine son verip, halkı bilinçlendirip, halkı demokrasiden yana oy kullanıp, halkın Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir siyasal partiyi iktidara getirmesi için mücadele ediyoruz. Ve onları anlatacağız. Bütün gerçekleri onlara anlatacağız. Dış politikada bakın en sıcak gündemimizden birisidir dış politika. Dedi ki ya Orta Doğu bataklığında size ne işiniz var? Ne işiniz var sizin Orta Doğu bataklığında? Niye giriyorsunuz oraya? Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz? Ta Mısır'la bile kavga ettik. Şimdi Hindistan'da kavga etmeye başladık. Yetmedi ya komşularımız. Dili durmuyor beyefendinin. Ya bir dilini tut kardeşim ya. Ya bir dilini tut. Bir otur bir düşün. Devasa bir Dışişleri Bakanlığını devre dışı bıraktılar. Dışişleri Bakanlığı yok bu işin içinde. Saray sosyetesi var. Bir grup oturuyorlar, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya beyefendi siz bunu diyorsunuz ama şu sakıncaları var. diyemiyor. Söyleyemiyor. Söylense sarayın dışına atılacak. E o da saraydan nemalanıyor. Söylediği zaman beyefendi çok haklısınız. Nereden buldunuz bu düşünceyi? Derhal gidelim. Bak 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılabiliriz. Haydi hücum. Haydi hücum. Ne oldu Suriye meselesi? 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bizimkiler gidecekse 3 milyon 600 bin geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Türbeyi kaçırırken de kendilerini kahraman ilan ettiler. Ya hainden kahraman olur mu arkadaş? Hainden kahraman olur mu? Niye hain diyorum onu da söyleyeyim. Kendi toprağını, kendi bayrağını terk eden adama hain denir. Orada taşı ve toprağı ne olursa olsun kanımın son damlasına kadar mücadele ederim. Toprağımı terk etmem. Sen kaçıyorsun ya. Süleyman Şah Türbesi. Benim topraklarım. Benim bayrağım dalgalanıyor orada. Onu gizli de kaçırdılar. Sonra bunu kahramanlık diye millete satmaya başladılar. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha var. Emevi Camii'ne kim gitti? Putin gitti. Biz gidecektik Putin gitti. Ve daha acı olanı 3 milyon 600 bin Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadık. 40 milyar dolar. Şimdi İdlib'de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor. Sola dönüyorlar olmuyor. Kahramanlık yine. Asacağız, keseceğiz, vuracağız. Ya arkadaş sen dilini tutamıyor musun ya? Ya dilini tutamıyor musun ya? Yine gelirken uçakta bir sürü gazeteci var. Havuz medyasının gazetecileri. Soru soruyorlar. Kılıçdaroğlu böyle dedi ama şöyle olması lazım değil mi? Yani hem soru var hem cevap var içinde. Çünkü olur ya farklı bir soru sorarsa Erdoğan diyecek ki nasıl bu soruyu bana soruyorsun diyecek. Hiç kimse şunu sormuyor. Efendim Kılıçdaroğlu diyor ki on binlerce kişi çöp konteynerlarından geçiniyor. Oradan pazar artıklarından geçiriyor. Bu doğru mudur? Ne diyorsunuz buna? Bunu soran yok. Hiç demiyorlar. Ya Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıranlara hain denir. Siz ne diyorsunuz buna? Bunu da kimse soramıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı sensin. Çünkü toplu halde Yargıtay'a, toplu halde Danıştay'a hakim tayin etmek için Kanun te teklifini, tasarısını sen gönderdin. Ne diyorsun? Demiyor. Ne diyorlar? Kılıçdaroğlu diyor ki işte bilmem şöyle şöyle hava bulutlu. E tamam hava bulutlu ama Kılıçdaroğlu güneşi görmüyor. Buna benzer uyduruk sorular. Gazetecilik de öldü. Gazetecilik de öldü. Değerli arkadaşlarım. Suriye politikasından bu yana 122 şehit verdik. 122 şehit. Soru şu. 122 şehidi için verdik. Kendisine söyledim. Seni kefenle karşılayanlar vardı değil mi? Senin uğrunda ölürüz diye. E niye onları göndermiyorsun? Onları gönder. Dedim size. Sorun varsa çözümü de var. Dış politikada, Orta Doğu'da ne yapacağız? CHP iktidar olduğunda ne yapacak? O bit. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya geleceğiz. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelecek. Devlet başkanları. Biz kendi bölgemizde egemen güçlerin vekalet savaşı yapmasını istemiyoruz diyeceğiz. Beraber oturacağız sorunlarımızı beraber çözeceğiz. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Egemen güçlerin maşası olmayacağız. Egemen güçler kendi ideallerini gerçekleştirmek için bu topraklarda Müslüman kanını ak akıtıyorlar. Ellerimize de silahları yine onlar veriyorlar. Akılcı politikalarla Orta Doğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz. Bunu da sizlere ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, güzel bir seçim süreci geçirdik. Bir başarıya imza attık. Ankara'daki o başarının mimarlarından birisi de Sayın Refka Güvener. Kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldık. Sayın Mansur Yavaş da aramızda. O da büyük bir dikkatle, büyük bir özveriyle çalışıyor. Üç belediye başkanımız da aramızda. Onlara da şükran borçluyum. Onlara da teşekkür ederim. Bu bize yetiyor mu? Hayır. Birinci etabı tamamladık. Yerelde. Şimdi genelde ikinci etabı tamamlayacağız. 2023'te Allah'ın izniyle ve bu millete güvenerek, ferasetine güvenerek Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu bizim çocuklarımıza vaadimizdir. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan. Kimlik ayrımı, inanç ayrımı, yaşam tarzı ayrımı yapmadan. Bütün vatandaşlara şunu söyleyeceğiz. Bize güvenin. Ya biz kul hakkı yemeyiz. Biz yolsuzluk yapmayız. Biz bir yerde bir çocuk aç yatıyorsa o gece rahat uyumayız. Biz herkesin her evde mutluluk olmasını isteriz. Her evde huzur olmasını isteriz. Her evde bereket olmasını isteriz. Mutfaklarda yangın değil, mutfaklarda bereket olsun isteriz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele, bu barış, bu refah toplumun her kesimine yayılsın. Ve bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Göreceksiniz Orta Doğu'da akan kanı biz durduracağız. Orta Doğu'ya barışı biz getireceğiz. Avrupa Birliği'ne tam üyeliği biz sağlayacağız. Demokrasiyi biz büyüteceğiz ve derinleştireceğiz. Biz üniversiteleri özel kılacağız. Üniversitelerde her türlü düşünce, her türlü düşünce rahatlıkla özgürce tartışılacak. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. O teknoloji liselerine giden öğrencilerimiz, giden çocuklarımız 5 yılın sonunda eğer üniversiteye gitmek istiyorlarsa makina bölümü dokumaysa makina ile ilgili makina mühendisliğine artı puanla gidecekler. Elektrikse elektriğe artı puanla gidecekler. Bilgisayarsa bilgisayara artı puanla gidecekler. Yatılı olacak o okullarımız. Ve orada ara eleman sorunumuz olmayacak. Ve o çocuklar ikinci sınıftan itibaren bitirdikten sonra staj yapacaklar. Onların sosyal güvenlik primlerini devlet yatıracak. Ailelerine yük olmayacaklar. Bugün sanayide çekilen en büyük sorun en büyük sıkıntı ara elemandır. Hem ara elemanı çözeceğiz, hem üniversitelere daha nitelikli, daha kaliteli öğrencileri göndereceğiz. Bunları da anlatın. Dedim ya, her sorun var ama her sorunun çözümü var. Ve biz bütün bu sorunlara çözüm üreten Türkiye'deki tek partiyiz. Onun da altını özenle çizmek isterim. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.